Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerin desteğiyle 4000 saat izlenme ve 1000 aboneyi e, elde etmiş olduk. Şu an kanalım inceleme aşamasında. Ee, bir, önceki videolarıma baktığınızda bisiklet ile kilo vermek diye bir video çekmiştim. Ee, çok izlendi, çok soru soruldu o videoya. Ben de ikincisini çekmeye karar verdim. O video geçen sene çekildi Temmuz aylarında. Yine Temmuz ayındayız. O videoda 71 kilodan 65 kilolara falan düştüğümü söylemiştim. Şu an 66 kiloyum. Ee, kışın tabi yine 70'li seviyelere geldim. Ee, uzun süredir daha bisikletine biliyorum o da yanımda. O videoda Triban 520 vardı bende yol bisikleti. Şimdi ise dağ bisikletim var arkadaşlar. Öncelikle istiyorsanız bunların ikisinin arasındaki farkı kıyaslamak gerekirse bunun tekerlek yüzeyleri biraz kalın olduğu için daha fazla yoruyor. O yüzden daha fazla terlemenizi daha hızlı bir şekilde e, ne diyeyim kilo vermenizi sağlıyor diyebilirim. Çünkü terlemeye başladıkça su ihtiyacınız daha fazla istiyorsunuz. Daha fazla su içmek istiyorsunuz. O yüzden ben yanımda iki, iki şişe su getiriyorum. Ama öncelikle söylemem gerekirse arkadaşlar yanınızda bence bunun gibi bir tane enerji içeceği bulunsun. Bakın bunun üzerinde izotonik sporcu içeceği yazıyor. Ben bunu içmeye başladıktan yani önce bisiklete binmeden önce içiyorum çünkü bisiklete binmeye başlamadan hiçbir şekilde eğer şekerli bir yiyecek yemediysem veya yemek yemediysem e, mide bulansı falan yapmaya başladı bende. Hani zorlandığımdan dolayı artık tansiyonum mu düşüyor, şekerim mi düşüyor bilemem. O yüzden benim tavsiyem yanınıza kesinlikle bir sporcu içeceği bulundurun. Hatta bisiklete binmeye başlamadan önce bir şişenin böyle yarım kısmını için faydalı olacaktır sizin için. Ee, sorularda şey olmuş işte kaç kilometre hızla gidildi ne kadar günde kullanıldı diye. Arkadaşlar ben haftada 2-3 kere biniyorum. Ee, her gün yani her gün demeyelim de işte 2-3 gün arayla biniyorum. Ortalama 30 kilometre sürüyorum 14 kilometre hızla. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Yememe içmeden yine o videoda da bahsettiğim gibi hiçbir şekilde kısıt, kısmadım. Yine yememe devam ettim. Sizin daha fazla kilo probleminiz varsa tabi diyet de yapabilirsiniz. Ama bisnete binmeden önce kesinlikle e, yemeğinizi yemiş olun. Çünkü kan şekeriniz de düşebilir. Tansiyonunuz da düşebilir. Bu sizin için sakıncalı olacaktır. E, yani anlatmak istediklerim arkadaşlar bu kadar. Eğer bu videoda e, sormak istediğiniz sorular varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar ee, bu yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve bir önceki seriyi de yani bir önceki videomda da bahsettiklerimi izlemek istiyorsanız bu videonun sonuna koyacağım. Ee, kanalıma destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenirseniz Ayrıca mutlu olurum. Sizlere güvenli sürüşler ve iyi günler diliyorum.